Peki kanserden korunma yolları, yöntemleri nelerdir hocam? Evet, kanserden korunma yöntemleri özellikle en önemli risk faktörlerinden bir tanesi sigaradır. Hemen pek çok kanserde risk faktörü olarak karşımıza çıkmakta. Ve primer prevansiyon dediğimiz yani primer korunma yöntemleri arasında ilk sırada yer alır sigaranın bırakılması. Eskiden sadece aktif sigara içimi kişi için özellikle akciğer kanseri için risk faktörü olarak karşımıza çıkarken artık pek çok yapılmış bilimsel çalışmalar göstermekte ki pasif içicilik dediğimiz ortamda sigaranın yoğun miktarda içilmesi, bunun inhale edilmesi, solunmasının da ikincil kansere neden olan faktörler arasında yer aldığı için pasif içiciliği de önermekteyiz. Diğer taraftan ikinci ve en önemli sık neden olarak karşımıza gelen alkol. Alkol de yine pek çok kanserde risk faktör olarak karşımıza gelmekte ve belli miktarın üstünde, belli sıklıkta alkol alınmaması önerilmeli. Özellikle kanserden korunma diye sorumuzu sorduğumuz için özellikle risk faktörlerini azaltıcı yöntemlere gidildiğinde korunma ihtimalimiz artıyor. Bu nedenle de sigarayı alkolü saydık. Üçüncüsü de obezite. Şişmanlığın da bağırsak kanseri olmak üzere meme kanseri gibi birçok kanserde risk faktörü olarak karşımıza geldiğini biliyoruz. Ve bu nedenle de özellikle sağlıklı beslenme ve fiziksel aktivitenin arttırılmasını özendirerek yine korunmayı arttırıcı yöntemler olarak karşımıza çıkıyor. Diğer taraftan yine de besin içeriği çok önemli. Özellikle tuzlanmış ya da dumana tutularak üretilmiş besinler ya da bir takım karsinojen içeren bir takım beslenme yöntemlerine de dikkat etmek gerekiyor. Ondan sonra neler olabilir? Özellikle biz biliyoruz ki hepatit B, C gibi, human papilloma virüs gibi bazı virüs tipleri, bazı bakteri tipleri mide kanserinde mesela Helicobacter pylori gibi kanseri neden olabildiğini bildiğimiz için bunların önceden aşısı mümkün olanların aşısının yapılması ya da eradike dediğimiz yok edilebilenlerinin de bir takım antibiyotiklerle, antivirallerle tedavinin edilmesi ne öneriyoruz ki bunlar da yok edildiğinde o ilgili kanserin oluşma riski çok düşüyor.